farklı bir yerde uygulama yapacağım. Hadi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Yılmaz geldi. Aşağıda onunla buluşup sürpriz bir yere gideceğiz ve orada çekim yapacağız. Umarım çok keyifli görüntüler çıkacak ortaya. Şimdi Yılmaz bizi aldı ve yola çıktık. Çok keyifli, çok güzel bir yere gidiyoruz. Yani değişik bir şeyler hayal ettik ve değişik bir şeyler olsun istiyoruz aslında. Yaratıcı bir ekip olduğuma inanıyorum, olduğumuza inanıyorum Yılmaz'la birlikte. Güzel bir denk geliş oldu açıkçası. Bugün güzel bir gün geçireceğiz ve sonrasında da bunları derleyip toplayıp editleyip sizinle paylaşacağız. Ben de sabaha karşı 5 gibi döndüm İzmir'e. Marrakeş'teydim, Fas'a gittim daha doğrusu. Marrakeş diyorum çünkü beni en çok etkileyen gördüğüm yerler arasında Marrakeş oldu. Ben Marrakeş'in beni bütünleyen bir yer olduğunu düşündüm açıkçası. Orada hem insanlarıyla çok rahat ettim. Yani Fas'ın diğer yerlerindeki insanları aslında Marrakeş'tekiler kadar kanım ısınmadı. Ve Marrakeş'in aslında motifi, renkleri inanılmaz güzel. Benim için çok doğruymuş ve benim bir background'um olursa şayet Marrakeş olmalıymış diye karar verdim gerçekten. Umarım orada da bir vlog çekeriz diye düşünüyorum. Bu arada önemli bir şey öğrendim aslında. Yani ki kendim için önemli olduğuna inandığım bir şey öğrendim. Fas'ta bir mavi rengi var ve buna majerel mavisi ve indigo mavisi diyorlar. Aslında iki tane mavi var farklı farklı. Ve Şafşavan şehrindeki mavi kent diye geçen Şafşavan'daki mavi aslında majerel mavisi. Neden böyle bir mavi var orada? Her yere hakim onu söyleyeyim. Çünkü bu aslında Fas'a özel bir mavi. Orada yaşayan Fransız majerel adlı ressamın bulmuş olduğu bir mavi ve onun bir bahçesi var orada. Dünyanın her yerinden 600 çeşit kaktüs getirdiği o bahçeyi de ziyaret ettik. Ve ilk olarak orada gördüm o majerel mavisini, algıladım daha doğrusu. Şehrin her yerinde var ama müthiş güzel bir mavi ve ondan getirdim evimin duvarını boyamak için. Çok güzel bir mavi. Şehir çok güzel, Marrakeş çok keyifli bir yer. Yani bence dünyada görülmesi, gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden biri. Şimdi gidiyoruz bakalım biz de. Hemen seyahatin ardından böyle keyifli bir işe soyunduk. Her şey güzel olsun. Paylaşalım biz de sizinle. Şimdi başladık tırmanmaya. Sert virajları olan bir dağa çıkıyoruz. Aslında büyük ihtimalle sizler de burayı biliyorsunuzdur. Karagöl. Yamanlar Dağı'nın tepesinde. Yamanlar Dağı mı burası onu da bilmiyorum ama dağ mı burası? Yani, Yamanlar Dağı mı? Bence bir dağa çıkıyoruz ama muhtemelen Yamanlar Dağı. Karagöl'e çıkıyoruz. Karagöl de inanılmaz güzel bir yer. Daha önce de gittik gördük, biz bir çekim için keşif yaptık. Keşif yaptık. O gün hava şartları da müsaade etmedi zaten bir şeyler yapmaya. Keşif yapmış, dönmüş oldum. İnanılmaz güzel bir manzara var. Biraz daha size onları göstereceğim. Ama çok daha güzelleri var tabii ki ilerleyen yerlerde. Birazdan çok güzel bir çeşmenin orada duracağız. Ve bu çeşmenin orada çok acayip güzel bir ağaç var. Yani tahmin ediyorum çünkü çok eski, yaşlı bir ağaç ve kocaman çok acayip bir gölgesi var. Bahsettiğim çeşmenin oraya geldik ve burada inanılmaz güzel bir ağaç var. Bakar mısınız? Şimdi bir kaç yıllık. Müthiş. Zaten buralar müthiş yerler. Baksanıza şuraya. Yüzüklerin Efendisi burada çekilmiş gibi. Hobbitler burada bir yerde olabilir.
Şöyle yürüyelim. Buradan böyle burada yaşayan bütün insanlar su doldurup duruyor. Bu çeşmenin burası hiç boş kalmıyor açıkçası. Gidiyoruz. Evet, geldik. Karagöl alanına girmek üzereyiz. Çok güzel. İnanılmaz güzel bir hava var tabii ki. Doğa her zaman çok güzel ve burada doğal klima serinliği var. Yukarıya doğru çıktıkça serinlik ve havanın kokusu müthiş. Çok güzel. Geçen de geldik, bir çekim yapamamıştık. Buyur. Geri geldik. Şuraya girebilir miyiz abi? İstediğin yere girebilirsin. Ya evet. Allah razı olsun. Tamam. Aa, şunları kaldırayım. 39 lira. Tamam. Buraya giremezsiniz. Burayı araba yasaktır. Şuradan şöyle aşağı sarkıp orada çekim yapacaktık. Burada, burada yasak, şurada yasak. Ama arabaya öte yana parka koyursunuz, girebilirsiniz. Olur. Evet, şimdi geldik. Arabamızı park ettik ve hazırlık çalışmamızı yapacağız. Şu manzaraya bakar mısınız? İnanılmaz değil mi? Yani ben bir İzmirli olarak Karagöl'ü bilmiyordum aslında gerçekten. Bayıldım. Çok güzel. Bir de gökyüzünden böyle minik minik beyaz tüyler yağıyor burada, yağmur gibi. Geçen gün daha yoğundu rüzgar olduğu için, geçen keşfe geldiğimiz gün. Çok güzel. Bak etraftalar, belki görürsünüz. Şu an çok mutluyum. Çünkü çok çok uzun zamandır, bu işe ilk başladığım zamandan beri her zaman yaptığım işlerde doğallığa vurgu yapmıştım. Ve bu işin doğallığını biraz daha ön plana çıkarabilmek için doğayla Doğanın Buluşması adlı konsept bir çalışma yapıyoruz ve bugün o çalışmalarımızdan ilkini gerçekleştireceğiz ve müthiş bir doğanın içindeyiz, baksanıza. Doğayla doğanın bu... Bir dakika. Doğayla doğalın buluştuğu bir çalışma için hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hazırlık çalışmalarımı yapacağım. Siz de bu arada biraz etrafı gezin. Tamam, evet. Bak o yürüyor. Tamam. O doğallık. Tamam. A few moments later. Doğadaki ilk proje. Tüm hazırlıklarımız tamamlandığına göre doğanın içindeki ilk projemize başlayabiliriz. Her zaman olduğu gibi cetvelsiz olarak kaşımı tasarlamaya başlayacağım. Öncelikle eldivenlerimizi takıyoruz tabii ki. Her ne kadar doğanın içinde olsak da hijyen kurallarına önem veriyoruz. Ay, bir tane daha eldiven versene çantanın içinden Yılmaz. Yumuşamış, koptu bu. Şimdi çalışma alanımı temizliyorum. Birazcık çenemizi aşağıya doğru verebilir miyiz? İnanılmaz güzel bir güneş var bu arada. Çekim esnasında bayağı bir bronzlaşabiliriz. Tasarımların daima cetvelsiz olarak yapılması inanılmaz büyük bir önem taşıyor. Her zaman söylemiş olduğum gibi burada tekrarlamak istiyorum aslında. Cetvelle tasarlanan kaşlar herkesin aynı buruna, herkesin aynı dudağa sahip olması gibi tuhaf bir sonuç ortaya çıkarıyor. Oysa ki herkesin kaşı tıpkı parmak izi gibi kendisine özel. Dolayısıyla cetvelle tasarlandığı zaman ezbere yapılmış ve birçok kişinin de yüzüne oturmayan, hoş olmayan bir görüntü çıkıyor ortaya. Ben her zaman microblading'in sanat olduğunu savundum. Bu işe ilk başladığımdan beri microblading'in sanat olduğunu savunuyorum. Hatta bu konuyla alakalı... Bana olumsuz şeyler de söylendi. Her şeyin de sanatçısı var diye. Oysa ki sanat herhangi bir düşüncenin, herhangi bir hissin görsel olarak ya da işitsel olarak ortaya konmuş halidir. Yorumlanmış halidir. Dolayısıyla microblading'in ezbere yapılmayan bir tasarım olduğu vakit sanat olmaması için hiçbir sebep yok. Tabii ki de sanat.
Kovaların çok ince zekaları vardır. Zeki mucitlerin burcudur dedik. Fakat kovalar da tıpkı oğlaklar ve akrepler gibi tehlikeli bir durum. Kaşlarımız içimizdeki duyguların dışarıya ifade edilmesi için sahip olduğumuz en önemli araç. Dolayısıyla tasarlanmayı hak ediyorlar. Biz kaşlarımız sayesinde duygularımızı daha kolay ifade edebiliyoruz. Microblading uygulamalarında en önemli olan şey tasarım kısmıdır aslında. Tasarımı yaptıktan sonra, doğru bir tasarımı daha doğrusu ortaya çıkardıktan sonra geri kalan teknik bir iştir. Ancak uygulamaların tutabilmesi için de, kolay bir şekilde cildin kabul edebilmesi için de çok önemli detaylar var. Bir kere uygulamayı doğru basıyla, yani doğru teknikle çalışmak çok önemli. Basıyı gereğinden daha fazla kullanırsak cildi çok daha fazla kesmiş oluruz. Ve iyileşme safhasında cildin kabuklanmaması mümkün olmaz. Kabuklandığı zaman da zaten bu sefer boya da düşüyor ve uygulama tutmamış oluyor. Zaten kalıcı makyaj boyalarında kullanılan tüm boyalar su bazlı olduğundan cilde tutulması zaman alıyor. Ve zaten o sebeple de zamanla silinerek kayboluyorlar. Şimdi tasarım kısmını bitirdim. Uygulama kısmına geçeceğim. Az önce bahsettiğim beyaz tüyler yine etrafta uçuşmaya başladı. İnanılmaz güzel bir ambiyans var burada. Bir tablonun içinde olduğumuzu hayal ediyorum şu anda. Çok keyifli. Ben de şimdi boyamı hazırlıyorum. Her zamanki gibi Fibrehouse boyu kullanıyorum. Yani ben burada bir markanın reklamını yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok çok uzun zamandır dünya piyasasındaki en iyi boya Fibrehouse boya. Neden iyi bu boya? Çünkü doğala en yakın görünümü sağlayan boya. Bazı ciltlerde hiç dağılmazken kıl görünümünü muhafaza ederken bazı ciltlerde de çok hafif dağılmalar yaşanıyor. Ancak bu bile diğer tüm markalara göre çok daha iyi bir neticenin ortaya çıkmasına sebep oluyor. O sebeple doğala en yakın görünümü Fibrehouse boyayla sağlayabiliyoruz. Sohbetimiz devam ederken uygulamanın ikinci aşamasına geldim. Atışları yaptıktan sonra boyayı üzerine koydum ve bekliyorum ki cilt daha iyi alsın. Bu sayede uygulama çok daha hızlı tutuyor aslında. Bu önemli bir detay. Mesela bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de hem uygulamayı yapanlar hem de yaptıranlardan gelen bir sorudan bahsetmek istiyorum. Uygulama tutmadı. Çabuk açıldı. Oysaki uygulamanın tutmaması için bir sebep daha var. O da doğru bakımın tarif edilememiş olması. Benim nazarımda yine herkesin cildi farklı olduğu için farklı sürede iyileşiyor ve biraz da sağlamasını yaparak ilerlemek gerekiyor. Ben öyle yapıyorum en azından. Uygulama sonrasında bir 10 gün kadar özel bir yağ karışımı var. Antibiyotikli pomat da var içinde. Ondan kullanıyoruz ve bu sayede uygulamanın oraya çok doğru bir şekilde tutmasını sağlıyoruz. Kalıcı makyaj uygulamalarında kullanılan boyaların tümü su bazlı boyalar olduğu için ve biz bu uygulamaları yaparken cilt yüzeyinde bir kesi oluşturup içine boyayı yerleştirdiğimiz için cilt iyileşmeden suyla kesinlikle temas etmemesi gerekiyor. Suyla temas ettiği zaman, cilt iyileşmeden suyla temas ettiği zaman uygulama silinip kayboluyor. Dolayısıyla herkesin cildinin de farklı sürede iyileştiğini göz önünde bulundurursak en az 5 gün boyunca kesinlikle bu bölgeye su değmemesi lazım. Şimdi işlemimin sonuna geldim ve uygulamam bitti. Ben biraz size şeyden bahsetmek istiyorum. Neden böyle bir vlog çekiyoruz? Neden böyle bir konsept var? Doğayla doğalın buluşması. Bu konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü yapılan tüm microblading uygulamalarında hakikaten doğal işlerin tasarlanmasını istiyorum. Her zaman söylediğim gibi, az önce de söyledim. Gerçi bugün belki birçok yere tekrar düşmüş olabilirim. Çünkü bu benim ilk vlog denemem ve biraz da heyecanlıyım tabii ki. Umarım hoşunuza giden bir iş ortaya çıkarabilmişizdir diye düşünüyorum şu an. Ben bu işe başlamadan önce aslında bu durumun hiç farkında değildim. Bunu fark ettikten sonra da çalışmalarımı hep bu yönde yapıp herkesin de dikkatini bu noktaya çekmek istiyorum.
Kaşlar doğal tasarlanmalı. Asla cetvel kullanılmamalı. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Bu vlogların devam etmesi için bu benim için önemli. Doğayla doğalın buluştuğu ilk vlogumdan herkese güle güle.